Merhaba Sevde. Merhaba. Sana gelen sorulardan derlediğim bir konuyu konuşmak istiyorum. Neymiş o konu? Erteleme problemi. Nokta atışı. Hepimiz için kesinlikle problem olabilir. Evet, benim de çok büyük sıkıntı çektiğim bir konu. Çünkü ne zaman bunu yapsam kendimi hep huzursuz hissediyorum. Peki, huzursuz hissediyorsun. Başka hangi duygular var diyebiliriz bunun içinde? Başarısız hissediyorum. Yapsaydın iyi olurdu diyorum. Sürekli kendimle, kendi içimle konuşuyorum ve yatana kadar beni rahat bırakmıyor. Erteleme problemi diyoruz ve problem dediğimiz zaman hepimiz bunu bende bir bozukluk mu var? Yani bir kişilik bozukluğu, karakter bozukluğu mu? Hani ne bu? Hani erteleme problemi ama benle ilgili. Hayır, bu bir problem olmaz, olmamalı gibi bir yaklaşımımız var. Arkadaşlar, bu bir kişilik bozukluğu değil, bir karakter problemi de değil. Bu bir duygu problemi ve dengede kalamama problemi. Ve bunu çözmek için temelini anlıyor olmamız lazım. O temelini nasıl anlayacağız? İsterseniz birlikte bakalım. Şimdi tabii ki o beynin iç dünyasına girmeyeceğim. Ancak burada bir metafor kullanarak biz bunu hayatımızda nasıl daha kolay anlarız ve sürekli kendimize bunu nasıl hatırlatıp hayatımızı dengede tutabiliriz, bunu sağlayacağım ki bence bu çok önemli. Bu beynimizin içinde üç farklı karakter durum var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi anı kollayan, anı yaşamak isteyen, daha keyif ve mutluluğa odaklanan bir karakter. Bunlardan diğeri daha rasyonel, daha akılcı, daha gelecek odaklı, bugün ve gelecek arasındaki bağı kolluyor. Öyle bir karakter, sorumluluk sahibi bir karakter. Diğer karakter ise son dakika acil durum butonu, SOS, yani kriz anında hemen devreye giriyor. Şimdi bunu nasıl metaforla sunacağız? İnsanların cebinde 3 tane gözlük taşıdığını düşünün. Bu üç gözlükten bir tanesi yakını görmeye yarıyor şu anda. Diğeri uzağa görmeye yarıyor. Diğeri de astigmat, bulanık bir alan var. O anlarda takıyoruz. Şimdi kısa görüş, yani kısa yakın mesafeyi görmek istediğimiz zaman taktığımız gözlükte şunu hatırlayalım. Şu anı yaşamak istiyoruz. Elimizde bir ödev var. Hazırlamamız gereken bir proje var. Sunum var. Ama bize oradan diyor ki o yakın gözlü, ya dur bir ya, şu Survivor ne oldu son durum? Dizinin sen o son bölümünü izledin mi? Köyü aramadın sen, hadi bir köyü ara. Yani hiç olmayacak, hiç olmaması gereken her şeyi o an oraya getiren bir gözlük bu. Yapasımız geliyor. Kesinlikle, yani olmayacak şeyleri o an yapasımız geliyor, çok doğru. Ama rasyonel olan, yani o uzak gözlü bize geleceği çağrıştıran ve bizi motive eden daha sorumluluk sahibi, daha pragmatik, daha rasyonel, akılcı. Sevde, şu anda bunu yapmamız lazım. Eğer buna çalışmazsak sen yarın YouTube'da bunu anlatamazsın diyen akıllı bir profil, akıllı bir gözlük. Takıyorsunuz onu ve o gözlüğü taktığınız zaman bir şekilde işleri rayına oturtuyorsunuz. Diğeri ne dedik? Astigmat, bulanık gözlüğü. Onu takıyor oluyoruz. Neden? Daha ödevime 2 ay var, yazarım. Sonra kaldı 1 ay. Ödevime 1 ay kaldı, yazarım. Zaman geçiyor ama bir şekilde o taktığımız diğer gözlük, yani kısa mesafe gözlüğü, yakın gözlüğü bizi engelliyor ve son dakikaya geliyoruz. Bunu üniversite öğrencileri çok iyi bilirler. Üniversiteye hazırlandıkları süre içerisinde, hatta üniversiteyi kazandıktan sonra da böyle sınavlara hazırlanırlar. Ama son dakika hazırlanırlar. Yani o gece ve onların arasında bir tabir vardır. Mavisi derler ona ve onu görürler. Yani nedir o? Şafak vaktini görmek. Yani o öğrenciler son dakikaya kadar çalışmaz çalışmaz o son dakika acil durum butonu gözlüğünü takarlar ve o gece sabahlarlar. Ve Benim o ödev yetişir. Öyle ya da böyle yetişir. görmüşlüğüm Bu mavi hepimizin görmüşlüğü var. var. Bu çok doğru. Ama önemli olan bu üç gözlüğün cebimizde olduğunu bilmek, bu üç gözlüğü dengede tutabilmek. Tabii ki her zaman çok odak, dedike şekilde her işi yapacağız sırasıyla, her şey programlı olacak diye bir şey yok. Ama hiç hak etmediğimiz bir keyfin de mutluluğunu sürmeyi bekleyemeyiz, değil mi? Yani şu anda evet, sen o izle o programı. Tam ünlülerin hayatında ne olmuş hemen bir Instagram'ı tara. Ama
sen o keyfi hak etmedin ve günün sonunda da mutsuzsun, huzursuzsun. Bu durumdan rahatsızsın. Yani dolayısıyla ne yapıyor olmak lazım? Kendimizi motive edecek bir sebeple başlıyor olmak lazım. Bu çok önemli. Durumu anladım. Hı-hı. Elimdeki araçlar belli. Hı-hı. Peki ne yapacağım? Ne yapacağız? Bu çok önemli. Şimdi öncelikli olarak motivasyon nedir, bunu bir anlayalım. Motivasyon bizi hareket etmemizi sağlayan içsel bir güdü, içgüdü, içsel bir dürtüdür. Dolayısıyla bizi bir şeye motive eden bir sebep gerekiyor. Yani bir şey yapmamız için sebebimizin olması lazım. Bu sebebi önce bir kendimize şöyle açıklayalım. Bunu neden yapıyorum? Bunu niye istiyorum? Ve yaptığım zaman bu beni ne kadar mutlu edecek? Bu soruların cevabını kendimize verdiğimiz zaman günün sonunda şu olmalı. Sabırsızlıkla bekliyor olmanız lazım o sonucu. Yani bittiği zaman sizin için, tırnak içerisinde söylüyorum, çıkarlarınıza hizmet ediyor olması lazım. İhtiyaçlarına cevap veriyor olması lazım. Eğer bunlar yoksa, başkası için ya da sizin ihtiyacınızla ilgisi olmayan bir durumsa ertelemek için çok fazla sebep üretirsiniz. Ama günün sonunda kendinizi eğer ikna ederseniz orada şu durum başlar. Siz onu tamamladıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bir ödül alacaksınız. O ödülü kendinize hatırlatarak motive olmaya bakın. Bunun için ne yapacağız? Bir işe başlayacağım. Benim için o ergonomik ortamı kesinlikle hazır ediyor olmam lazım. Suyumu, atıştırmalığımı, kitabımı, bilgisayarımı kesinlikle oraya toplayacağım. Ve beni rahatsız edecek dış etkenlerden kesinlikle uzak duracağım. Bunu yapmak için öncelikli olarak beynimi hazırlıyor olmam lazım. Kimisi meditasyon yapar 20 dakika. Kimisi işte yoga yapar, sporunu yapar, ondan sonra başlar. Hiç mi bir şey yapmıyorsun? Yapmayabilirsin. Şöyle başla. Kendine kullandığın dil kalıplarını revize ederek başla. Bunu nasıl yapacaksın? Kendine diyorsun ki, ben bunu yapmıyorum. Bugün yapacağım dedim, yine yapmadım. Bak yarın da yapmayacağım. Ne oluyor? Sen aslında bilinçaltına buna şartlıyorsun. Diyorsun ki, ya zaten sen yapmayacaksın. Sen zaman kazandırıyorsun kendine. Ama bu suni bir zaman. Zaman akıyor. Yani sen zaman kazandığını düşünürken kendi zamanından çalıyorsun. Dolayısıyla o dil kalıbını nasıl düzene sokacaksın? Kendine olumsuz cümleler kurmayacaksın. Olumlama yapacaksın. Pozitif psikolojide de bu vardır. Yani bunu yapmadım, yapamıyorum değil. Henüz yapmadım ama yapacağım. Bu bir alışkanlıktır. Beyin bu alışkanlıklarla çalışmaya ve hayatınızı buna göre şekillendirmeye eğilimlidir. Dolayısıyla o bilinçaltı dünyanızı olumlamalarla ve doğru cümlelerle eğitirseniz bunlar hareketlerinize ve davranışlarınıza da yansır. Ben şöyle yapıyorum. 40 dakika çalış, 20 dakika dinlen. Bu ne oluyor? Benim için o iş 5 saat sürecek bir işse ben o işte 40 dakika çalışıyorum. 20 dakika ara veriyorum, kafamı dinlendiriyorum ve sonra tekrar 40 dakika başlayabiliyorum. Ve ben bir şeyler ürettikçe o 20 dakika verdiğim ara bile keşke vermesem hissi bende yaratıyor. Ve istiyorum ki hemen başlayayım o işe, tekrar devam edeyim. Bana bir motivasyon sağlıyor. Ama ben kendime şöyle desem, 5 saat oturacaksın ve 5 saat o bilgisayarın başından kalkmayacaksın. Beni her şey etkiler. Çünkü 5 saat çok uzun bir süre. Gerçekçi değil. Ne yapacağım? Burada yeni bir tane daha yapabileceğim bir şey çıktı. Gerçekçi hedeflere ulaşmak için hedefleri bölüp yöneteceğim. Elinizde kocaman bir kar topu varken onunla oynayamazsınız. Ama ondan bir parça alıp karıp avucunuzda oynarsanız onunla oynayabilirsiniz. Bölün, yönetin. Yani bir hedef varsa, yapılması gereken bir şey varsa onu avucunuzun içine alacak boyuta getirin. Size şunu söylemiyorum. Önce zordan başlayın, önce kolaydan başlayın. Kesinlikle demiyorum. İşinizi kolaylaştıracak olandan başlayın. Eğer işinizi kolaylaştıracak olandan başlar ve ona o 40 dakika içerisinde kapılırsanız, sonraki dakikalar çok daha kolay gelecektir. Dolayısıyla zaman ritüeli geliştirmeyi de kesinlikle unutmayın. Kendimizden beklediğimiz, beklentimiz yüksek olursa ama çalışma performansımız düşük olursa
bu sefer motivasyonumuz düşer. Kendimizden bu noktada beklentimizi de birazcık daha averaj, yani ortalama tutuyor olmamızı bekleyeyim. Çünkü işi devam ettirmek ve sonuca gitmek kolaydır, başlamak zordur. Başlamak için de çok büyük beklentilerle başlamayın. Normal bir beklentiyle başlayın. Ben çalışmaya başlıyorum. Şu anda elimden geleni yapacağım. Şu anda bunun için ilk adımı attım. Başlayın. Sonrası zaten gelecek. Bundan sonra daha farklı ne yapabiliriz? Yani hem pratik olarak hayatımıza geçirebileceğimiz hem hepimiz için kolay ne var? İnsanlar genellikle kimisi bu spiritüel tarafla çok fazla ilgilenmiyor olabiliyorlar. Yani o bir şeyi hayal etmek, bir şey üzerine düşünmek çok da zevk vermiyor. Çok da suni kalıyor olabilir bazılarımız için. Burada mesela bazılarımız pozitif psikolojiden yararlanabilir. Ben burada bunu danışanlarıma da özellikle vermeye çalışıyorum. Bu örnekleri, araçları kullanmalarını istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Bir şeyi yapmadığınızda, ertelediğinizde size yaşattığı duyguyu düşünün. Huzursuzluk, mutsuzluk, keyifsizlik, işe yaramazlık hissi. Şimdi bir de kendinizi bunu tamamen yapmış, hayata geçirmiş. Ne güzel başladım, bir noktaya kadar getirdim duygusunu yaşayın. O duyguyu tamamen hissedin, içselleştirin ve onu tek bir kelimeyle ifade edin. Mesela ne diyelim buna? Huzur diyelim, örnek huzur. Diyelim, evet. Evet, bunu huzur diyelim. Yani bir işe başlamış olmak ve bir işi tamamlamış olmanın verdiği huzur hissini yaşıyoruz. Ve ne zaman bir erteleme hissi yaşasak, ne zaman bir aman zaten zaman var, sonra bunu yaparım duygusuna kapılıyor olsak, o huzur kelimesini kendimize bir hatırlatalım. O huzur kelimesinin gücünü kullanalım ve bir şekilde o huzurla, aslında o kendimizi nasıl huzurlu hissetmiştik, başarmış olmanın verdiği duyguyla, çünkü onu hayal ettik, onu düşündük ve o istediğimize ulaşmak için o kelimeyi yüksek sesle kendimize tekrarlayalım. Bu sizi işe başlamanız için kesinlikle ve kesinlikle motive edecektir. Pozitif psikoloji bunu söylüyor. Uygulamak isterseniz, yani diğer tarafla çok fazla hani meditasyon yapamıyorum, ilgilenemiyorum vesaire diyorsanız, en azından birkaç dakikanızı kendinizi olmuş olana adapte edebilmek ve ona paralel hareket edebilmek için hem zihninizi hem kendinize olan inancınızı bu şekilde yönlendirebileceğinize inanıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi sakın ertelemeyin. Hatta yorumlarınızla ve sorularınızla da bana eşlik edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.